İyi akşamlar canlarım. İyi akşamlar. IMF'ten haber var. Evet. Davos'ta bugün IMF Başkan Yardımcısı Ziltun bir açıklama daha yaptı. Açıklama iyi değil. Hele bizim için hiç iyi değil. Neden iyi değil? E zaten biz dünyada Arjantin'le birlikte ekonomisi en zor durumda olan iki ülkeden birisiyiz. Ve Başkan IMF başkan yardımcısı diyor ki önümüzdeki dönemde dünya ekonomileri son 10 yılda yaşanmış olanların en ağır durgunluğunu ve daralmasını yaşayacak. Ve biraz daha geç başlayacağını tahmin ettiğimiz daralma 2019 senesinin hemen başlarında başlayacak diyor. Peki bizde ne oluyor? Bugün borsa 100.000'i bini aştı. Memduh Bayraktaroğlu geçtiğimiz günlerde ne dedi size? Borsayı 100 bini aştıracaklar. Dedim mi demedim mi? Ve sordum yalnız. Peki ne olacak da borsa 100 bini aşacak? Ve neden bu borsayı coşturan hisse senetleri bankalarımıza ait? Acaba önümüzdeki günlerde bankalarımızla ilgili kredi derecelendirme kuruluşları anlaşmalı sözleşmeli şekilde bir kredi notumu arttıracaklar? Kredi notumuzu mu yükseltecekler diye sordum hatırlıyor musunuz? Ve yine sordum. Bu dolar neden düşüyor Türk parasına karşı? Bir yerlerde dolar mı basıyoruz? Yoksa haberimiz yok da, haberimiz yok da bir yerlerden Türkiye'ye sürekli dolar girişi mi var? Hayır. Dolar girişi gizli bir şey değil ki. Bakıyoruz. Öyle bir dolar girişi yok. Aksine çıkışı bile var. Peki ne oluyor? Türkiye ekonomisi birden bir hafta içinde ne gördü? Neleri başardı? Üretim mi arttı birden? İstihdam mı arttı? Devletin dergi gelirleri mi çoğaldı? Bankalarımızın karları tavan mı yaptı? Ya ne oldu ne oldu? Bankalara borçlu olan şirketler borçlarını mı ödediler gelip de birden? Bankalarda kaynak fazlalığı mı oluştu? Ya ne oluyor? Hayır ben ne dedim? Bir daha tekrarlayacağım. Lütfen kusura bakmayın. Asla çok değer verdiğim bilgileri mutlak surette tekrarlamaktan vazgeçmeyecek bir düşünce yapısındayım. Et tekrarı ahsen ve levkane 180. Bunları mutlaka ve mutlaka kafamıza adeta kazımalıyız. Ya olan küçük yatırmış oluyor. Canlarım benim ya. Zavallı alıyor kıdem tazminatını, birikmiş parasını, kanıyor birilerine, gidiyor hisse senedi alıyor. Hisse senedi do coşacak diyorlar ona. Hiç korkma, Oo, 120 bini bulacak, 130 bini bulacak. Ekonomi şahane diyorlar garibanları, kandırıyorlar. Of 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 bunun çok büyük bir oyun olduğunu 1993 senesinde bunun aynısını yaşadığımızı anlattım geçen gün. 1993 senesi sonuna doğru yaşadık. Bankalarımızın ve hatta ekonomimizin kredi notu arttırıldı. 1994 Nisan'ında 5 Nisan günü dönemin başbakanı ve yardımcısı Tansu Çiller ve Murat Karayalçın birlikte oturup halkın karşısına çıktılar ve 5 Nisan tedbirlerini açıkladılar. Yandık, yıkıldık, kahrolduk. Çünkü dolar 14.500 liradan 36.000-40.000 bin bin liralara falan çıkmıştı. Felaketti canım, bir beş nisan felaketti. Türkiye umarım görmez bir daha öyle bir beş nisan. Umarım görmez. Çünkü bugünkü ekonomi o günkü ekonomiden çok daha büyük. O günkü ekonomi yıkılsaydı küçük bir dut ağacı yıkılırdı. Bugünkü ekonomi yıkılırsa devasa 800 yıllık bir çınar ağacı yıkılır. Hepimiz altında kalırız ha benden söylemesi. Peki ne olacak şimdi? IMF bu açıklamayı yaptığına göre IMF de herhalde bütün dünya ülkelerini kandıracak değil. Hayır. IMF diyor ki bütün dünya ülkelerine tedbir alın. Tedbirli olun. O kadar da değil. Bakın ne diyor. Başkan yardımcısı diyor ki IMF'in Söz konusu yavaşlama başladığında 10 yıl öncesine göre çoğu ülkenin söz konusu durumla baş edebilecek kadar donanımlı, donanımlı olduğuna inanmıyorum. Hele Türkiye ve Arjantin çok donanımsız. Daralma öne çekilecek. Olağanüstü çok miktarda dış borç ödemeye ihtiyacımız var. IMF ile sözleşme imzalamazsak dış borçları da erteleyemeyeceğiz. Tekerlek çekerek çevirelim diyorum razıyım. İki tekerlek bisiklet çevirelim diyorum razıyım. Ama o iki tekerlek bisikleti çevirebilmemiz için neler yapmamız gerektiğini de defalarca söyledim. Yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Neden? E seçime gidiyoruz. Benim dediğim yaparlarsa seçimde çok perişan olurlar. Sanki şimdi olmayacaklarım Bilmiyorum. Ama öyle bir CHP var ki karşılarında, öyle bir iyi Parti var ki maşallah karşılarında. İlle de CHP, illa de CHP. Aha işte Mustafa Sarıgül. Mustafa Sarıgül. Ya bu Mustafa Sarıgül siyasetçi. Tipik siyasetçi. Öyle bir günde koydu ki partisinin alnına kurşunu. Öyle bir dönemde vurdu ki kurşunu. Bakınız Mustafa Sarıgül önümüzdeki günlerde Şişli AK Parti belediye başkan adayı olursa şaşırmam. Olacak demiyorum. Olursa şaşırmam diyorum. E böyle siyasetçiler var Türkiye'de. E CHP'li bu arkadaş. CHP bunları aldı kendilerinde. Hı, büyüttü, büyüttü, büyüttü. Yahu şişli de kimi getirirseniz getirin, aday yapın, kazanır. Çünkü şişlinin yerleşik nüfusu AK Parti'ye ve MHP'ye oy vermez. Vermez arkadaş. CHP'den kimi getirirsen getir koy, CHP'yi seçerler. Ha Mustafa Sarıgül aday olsun AK Parti'den, hadi görsün gününü. Kazanamaz biliyorum. Ama CHP çok iyi oldu değil. Halk AKP'den nefret ettiği için kazanamaz. Buna kamu halk dilinde şöyle bir laf vardır. Onların ki hubbu ali değil, bu zumu Yani onlar Ali'yi sevdikleri için ki bazı sünniler vardır böyle. Ali'yi sevdikleri için bizden yana görünmezler. Onlar Muaviye'den nefret ettikleri için, iğrendikleri için bizden yana görünürler. Canlarım benim. Yani şişli seçmen CHP'yi sevdiğinden oy vermez CHP'ye ak partiden nefret ettiği için oy veriyor. Ama anlatamıyoruz bunları biz. Anlatamıyoruz. Ve Türkiye'yi o hale, o hale getirdiler ki ekonomide hafazan Allah. Mart'a kadar da bu kafada giderlerse hem küçük yatırımcıyı orta yatırımcıyı is, i, tazminatını alıp borsaya koşan elindeki 3-5 kuruş dolarını birikmiş dolarını sakladığı dolarını eyvah zaten yüksekten almıştı onu daha da batacağım deyip satanları ütecekler. Kaz gibi yolacaklar. Kaz gibi yolacaklar. Ekonomiyi yönetenlerin bundan haberinin olmaması mümkün mü? <laughs> ya o imkan var mı ya? İmkan var mı arkadaşın bunu bilmemesine? Ah benim canım halkıma. Ah, sizi çok seviyorum ama kusura bakmayın. Sadece AK Parti oy verenlerin değil. CHP'ye oy veren pek çoğunun da giderek zekasını şüphe etmeye başlıyorum. Kusura bakmayın. Göz göre göre ütülüyorsunuz ben ne yapayım? Bakın bir de bir, bir konu daha. Benim az önce anlattıklarımı tekiştiriyor. Bloomberg'in iddiasına göre Türkiye'nin en büyük holdinglerinden Anadolu Birlik Holding borçlarını yapılandırmak için bankalarla görüşme halinde. Anlaşma iki ay içinde tamamlanması bekleniyor. Bakınız ben borç yeniden yapılandırmasına asla karşı değilim. Ömrümce karşı olmadım. Bir şirketin ya da bireyin hiç fark etmez borcunu ödememesindense temerrüde düşmesindense yapılandırması daima hem ahlakidir hem de itibar açısından çok daha sağlıklıdır. Anadolu Birlik biliyorsunuz Torkun'un sahipleri. Dürüst insanlar. İslamcı sermaye bana ne? Ben, ben insanların, şirketlerin kimliklerine uğraşmıyorum. İnançlara da uğraşmıyorum. Bana onların devletime ödedikleri vergi, istidam ettikleri insanların maaşlarını günlük ödemeleri, Ürünlerinin sağlıklı ve kaliteli olması ki Torku ürünleri çok sağlıklı, çok kaliteli. Pek çok kökten reikçi dostum bana ya ne yapıyorsun dediği halde hep ürünlerini tercih ettim. Bunu size bütün samimiyetimle söylüyorum. Ama canlarım benim. Bunlar olabilecektir. Doğuş Holding ve Ülker Holding iki sene önce borç yapılandırmasına gittiğinde o günlerde yazdığım internet sitesindeki takma isimde yazıyordum. İkisini de tebrik ettim iyi yapıyorsunuz dedim. Bırakın dedim ne yazarsa yazsınlar medya. Siz yeniden yapılandırmanız devam ettirin. Temerde düşerseniz çok daha berbat vaziyette kalırsınız. Sizi dünyaya iki paralık ederler dedim. İki şirketin de patronu yazanın ben olduğumu bilmedikleri için benim imzama <laughs> imzamı belirterek internet web sayfası sitesinin sahibini arayıp benim adıma teşekkür ettiler. Evet tebrik etti. Bakın onları bugün kimse konuşmuyor. Ama ben bunu niye hatırlattım? Ya bankalar bu durumda iken, bankalar yeniden borç yapılandırıyor iken, bankaların karları artmıyorken, kimse bankalara borçlarını ödeyemiyorken, bu bankalarımızın hisse senetleri niye yükseliyor ya bu kadar? Ya merak ediyorum neden yükseliyor ya bugün borsada 100 bini açtılar ya bir ara gene Demiştim 100 bin açacaklar diye. Ha 110 bine doğru da giderler. Ama tekrarlıyorum. Yükseltecekler, yükseltecekler, yükseltecekler. Doları düşürecekler, düşürecekler, düşürecekler. Yüksek fiyattan borsadaki hisse senetlerini satacaklar. Düşük fiyattan dolarlarımızı toplayacaklar. Çıkıp gidecekler. Biz el ele baş başa kalacağız. Olan kimi olacak? Küçük yatırımcıyı olacak kahrolacaklar. Perişan olacaklar. Ellerindeki bütün birikimlerini belki de 30 senelik tazminat tam elde ettikleri gelirlerini bile kandırıldıkları nedeniyle kaybedecekler. Ya ellerinde 3-5 kuruş doları hem de yüksek fiyattan almışken şimdi düşürtüp düşürtüp satanlara ne demeli? Ah canlarım benim be. Ah güzellerim benim be. Bekledim 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 bekledim. Şurada 31 Mart'a ne kaldı ki? Neden daha fazla bekleyemiyorsun? Benden söylemesi kardeşim. Ben sadece söylüyorum. Bana sakın dolar fiyatı ne olacak diye sormayın. Ben size sadece şu andaki gerçekleri anlatıyorum. İnanın inanmayın. Sizin bileceğiniz iş. Ne yapabilirim ki? Evet canlarım hoşçakalın. 21'de yine bu konuları görüşmeye devam edeceğiz ama bu konu değil. Bu bütün gündemi konuşmaya devam edeceğiz. Hepinizi gözlerinizden öperim.